Kemal Bey telefon attığımız demiş Cüneyt'in babası. Kemal Bey günaydın. Günaydın Müge. Merhaba. Ya eşim hastanelik oldu Cüneyt yüzünden demişsiniz. Evet, İstanbul'da ben de 10 gündür evde yalnızım. Allah Allah. Nesi var eşinizin? Ya şeker var, kan var. Burada sizlere sevgiler, hocalarıma, hepsine selamlar. Aleyküm selam. Sağ ol. Buyurun dinliyorum sizi. Vallahi müdürüm, bu işte fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü konuştuğum zaman ben de kalbinizi geçireceğim. Ben iki gecede yine uyumuyorum. Ay kıyamam ya. Yani bu çocuk yine Ankara'ya gitti, işini yanlış yaptı. Bir de bu nişanlısı denilen kişi benim öz halamın oğlunun ilişki kurduğu bir kadın. Yani bu nişan olmasa bile Güneyt doğru yolu seç dedik burada kanalda. Evet. Bu Safiye'yle ne işi var? Safiye Güneyt yanıma gelecek diye aramıyor. Güneyt yanından gidince parasını alayım diye biz arıyor. Allah ya, bunların ikisi de bakır koyduk, bakır koyduk. Bunları Güneyt'i de çağır, bunu da çağır. Bakır koya gönder bunu ya. Bunların yüzünden hasta olacağız biz ya. Birisi dün çıktı oraya diyor ki benim akrabalarımdan, ya Akkuş'un adı Akkuş'u Güneyt mi yönetiyormuş ya? Güneyt kim ya? Yani oraya çıkmış kendi çocuğu adam öldürüyor. Onu konuşmuyor. Keserle adam öldürüyorlar. Cezaevinden kan parası ödeye çıkıyor. Dün benim ya, bu işler beni çok etkiledi Müge Hanım. Çok haklısınız. Peki buradan yani, buradan sizin de dediğiniz gibi Cüneyt ben çok güzel ayrıldı. Ben artık adam olacağım dedi. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım dedi. Sonra ne oldu bu çocuğa gene? Bu çocuktan senden sonra benim de haberim yok ki. Ben Facebook'tan filan sildim. Benim böyle bir evladım olamaz. Ya yüz kararısı bu ya. Ya bunu lütfen akvasızla bir an bu işlemleri ya cezaevine gitsin. Ya bu iş böyle yani... Ya ağzımdan kötü şeyler çıkacak ya. Nedir bu ya? Yani adam Ankara'yı, yani bir adam dolandırdı ise seni Safiye, adam yüz kere aranmaz. Ben şeyden izledim akşam YouTube'dan, Aralık'ta 20 kere aramış. Çoğaltı çağrı var. Bu evet. Nedir ya? Evet. Bu kadar insan gel olur mu? Safiye sen de cevap ver. De, diyor ki dolandırdıysa bir daha niye aradın diyor yani. Doğru söylüyor adam. Ben uzlaşmak için ne konuşuyordum. Ne uzlaşması? Ve geç uzlaşmayız. Uzlaşacağım diyerek arayıp konuşuyordum. Ne zaman geleceksin diye. Ben de iş için gidecektim Ankara'dan çünkü. Orada benim şeyim var. Kuzenim. Erdoğan'ım selamlar. Aleyküm selam. Kemal abi çok teşekkür ederim. Seni de üzüyoruz, kusura bakma. Yok canım senden, senden konunun ilgisi yok. Sen oraya çıkmakta haklısın. Senin... Sen bu zamana kadar ne yaşadıysan bu kadınlardan da hep iyi niyetinden yaşadın. Güneyt de kötü niyetinin cezasını elinde gezinde çekecek. Benim yaşadıklarım acaba intikamım mı alıyor kadınlardan ki? Öyle bir şey mi yapıyor acaba? Ne? Kemal, abi, Kemal abi anladı onu. Anladım. Yani. Bak sen bir şuna da cevap versene. Adam diyor ki beni artık öldüreceksiniz kalpten diyor. Sen de oradan çıkarken bu adam beni dolandırdı demedin mi diyor. Niye gene 20 kere arıyorsun benim oğlumu diyor. Tamam benim oğlum hatalı ama sen niye uzaklaşmıyorsun? Niye kapını açıyorsun değil mi Kemal abi? Ya ben buna bak para gönderecek oldum. Köpek parası Müge Hanım. Ha? Dedi ki ben sizi dedi yazın ziyaret edeceğim. Kızım dedim sana bu evin yolu her zaman açık. Ama Güneyt'le açık değil dedim ben buna. Daha adamcağız ne diyebilir ki? Sen Safiye gayet öyle normal konuşuyorsun. Niye burada böyle sanki konuşamıyormuş gibi yapıyorsun kendini? En mağduru burada Kemal abi. Efendim. Köpek parasını da göndereceğim demişti 1000 lira. Onu niye almadı? Yazın ben geldiğimde... Ya sen niye gidiyorsun hala daha Cüneyt'in annesine babasına ya? Çıldırtacak mı beni ya? Niye gidiyorsun çünkü... sen?
O göndereyim dedi, otobüste yatak yorgan da olduğu için. Tamam göndereyim dedi, ben de ama alamayacağımı söyledim, kaldıramayacağımı söyledim. Ben yazın köye geldiğimde alırım dedim. Nasıl alacaksın? Yani illa ki oraya gitmemek gerekiyor. Orada kaldıramıyorsun yok, da bilmem yok, nereden mi Ankara'ya götüreceksin yatağını yorgan? Yok yok hayır, beni araba çarptı yani yayına gelmeden önce, daha önce gelmeden önce kolumdan bir şey kaldıramıyordum yani. Ya adam köpeğin parasını gönderecekti. Işim. Yatağı yorganını geçiyorum. Sen hala daha ben size gelirim diyorsun. Hayır gelirim demedim. Hani Akkuş'a geldi benim orada köyüm zaten oraya geldiğimde söylerim oraya getirir. Orada gene alırım yani. İlla oraya gitmeme gerek yok. Demişsin ama siz ziyarete gelirim diyorsun. Tamam yazın yazın gelirim köye dedim evet. Safiye. Efendim? Tabii ki beraber olduğumuz kişilerinle bir problem yaşadığımızda anneleri babaları yine kıymetlimiz olarak kalır eğer bize bir problemleri yoksa. Onu çok iyi anlarım. Ama artık olay buralara geldikten sonra daha artık yani daha görüşülmez artık ya. Sen hep bir bağ kurma derdindesin. Ne yapsın ki Kemal abi ne yapsın? Kemal abi seni almış. Oğlumla da evlen demiş, sana da bir şey söylememiş. Ne yaşınıza bakmış, ne başınıza bakmış. Seni sevmişler, küpek tamam demişler. Çok aile bunu kabul etmez. Kabul etmez. Onlar kabul de etmişler. Ama ne yapsın adam oğluyla ilgili? Zorla oğluyla seni evlendiremez ki. Ben onlara bir şey demiyorum ki. Tamam da yani artık adamlarla da keseceksin yani. Bağını yani. Evet. İster, istemişler işte, desteklemişler. Ben Kemal Bey'i o anlamda da beğendim, takdir ettim. Evet. Karışmamış oğluna. Siz yani Akkuş'ta köyde yakın mısınız birbirinize? Yakınız evet. Ha yani sen Akkuş'a gittiğinde Cüneyt de oraya geldi, sen hep onu göreceksin. Hayır Cüneyt'le ilgisi yok ki. Yani bir köyden mi bahsediyoruz? Hayır yani normal o kadar yakın yok o kadar hangi yakın köyden değil olduğunu yani. Bilmiyorum efendim de Safiye Hanım hangi köyden de acaba? Bayağı bir ben. Siz hangi köydeniz? Ben Bağderisi, Kutçulu. Evet. Yok yolları çatışmaz. Yolumuz hayır. Pek çatışmıyor yani. Yani sen. Telefon etsem oraya getir derim, oraya getirir yani. Ya Kemal abi artık gelmesin yani Safiye de size zaten ziyarete falan ya, bence. Zaten bu son olaydan sonra Safiye'nin işi bitti. Safiye bir de orada Facebook'lardan sosyal medyadan dün anladınız işte durumunu. Herkesle görüşüyor ya. Bu kadar serserilik olmaz. Güneyt'i de çağırın oraya. Bunları Bakırköy'e gönderir. Oradan hapise mi gönderiyorsunuz? Nereye gönderse gönderin. Yani bunların ikisi birbirinden üstün değil ki. Orada doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum size. Yani bu nedir ya? Ya inan ki benim karım bu işlerden etkilendi. Hasta oldu ya. Ya ben evde yalnız yemeğimi şu yaşta torun torba sahibi adam yemeğimi kendim yapıyorum şu anda ya. Haklısınız. Haklısınız yani. Cüneyt'le telefon attığımızdaymış. Gülden benim hala yanımda. Biz beraberiz diyormuş. Cüneyt günaydın bak bir tarafta babam var bir tarafta amca dediğin Erdoğan Bey var babanın kuzeni. Erdoğan Bey de diyor ki benim beraber olduğum kadınla Cüneyt nasıl nişanlanır? Ne söyleyeceksin? Günaydın Müge abla, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sağ olasın. Şimdi Erdoğan Bey az önce diyor ki bu adam diye evolca sığacak bir insan değil diyor. Bundan 4 yıl önce Kağıthane'deki evinde son ayrıldığı eşiyle ilk buluştuğu zamanlarda 4 tane kız kardeşin içinde beni bırakıp da gitti. Madem ben güvenilir bir insan değilim, niye bıraktın Erdoğan Bey? Onu sorayım. Bu senin hala... Hani diyorsun ya, Ebu Hoca atlayacak diye. Sen o konuda zaten de... Anlamadım ben konuyu, ne olmuş? Bir dakika, başka bir şey bakıyorum. Ne olmuş, kimin halası? Anlamadım. Halalarını yanında bırakmışım da. Ebu Hoca atlayacak bir insan değil diyorsun ya. Sen öyle bir adamsın. Ya, bu yüzden sana anlattım. Bu bir. O da diyor ki halanın yanına bıraktın. Halanın yanına bıraktım ben. Yabancı bir yere bıraktım. Tamam o zaman şu lafı demeyeceksin. Eve ocağa koyulacak adam değil demeyeceksin. Değil zaten ki. Eve ocağa koyulacak adam değilsin sanki zaten. O zaman öyleyse orada da bırakmayacaksın. Halan ya ben senin amcanısam bunlar da halan. Tamam bir dakika şimdi sen oraya çıktın. Sen çok düzgün adamsın. Dünyada dolandırdığın kadını da bir anlat bakalım. Fatma Eroğlu kim? Evet hadi onu da bir anlat bakalım. Bu konuyla bunun alakası yok. Fatma Eroğlu da kadın mahfede. Fatma Eroğlu'nun yarım kilo altını çalmadın mı? Çaldım ha.
Yazıklar olsun sana. Hadi bakalım, onlar da anladı Erdoğan. Allah seni ne oraya girdin Allah, ya. Allah seni ne biliyorsa öyle yapsın. Fatma Eroğlu. Bak bu Fatma Hanım da oraya inşallah bağlanır. Fatma Eroğlu'nun kazası geçirdin. Birine taktın. Şunları da anlat bakalım. Şirketlik yapıyor şu anda. Fatma Eroğlu. Cezaevine niye girdin? Onu anlat bakalım. Cezaevine niye girmişim? Girdin mi girmedin mi? Askerde nöbetçi çavuşunu dövdüm, girdim. Sana ondan değil, ondan değil. Son cezaevine niye girdin? Niye girmişim cezaevine? Ondan tutuklamam vardı. Tutukladılar, yattım. Hülya ablacığım, onu da bir araştırın. Bak, bir şey insanlara yani çamur atma. Yani konumuz o olsa onu araştırayım da. Konumuz o değil ki. Konumuz... Ben her şeyi ispatlıyorum. Sen de eğer ki öyle bir ayıbın varsa sen de ispatla, ben senin alnından öpeyim. Bunların hiçbiri sizi kurtarmıyor ki Cüneyt Bey. Terbiyesiz. Efendim? Bir şey söyleyeceğim. Beni kimle konuşursa konuşsun, kimle söylüyorsa söylüyorsun. Ben tuttum eli bırakan bir adam değilim. Yani. Bu saatten sonra da yayınıza hiçbir şekilde katılmıyorum. Kolay gelsin. Sen vallahi ister katıl ister katılma. Senin katılıp katılmaman önemli değil ki. Önemli olan zaten Gülden'in, eğer Erdoğan Bey'in sözleri doğruysa senin... Gülden'in kaç tane evi var diye Erdoğan Bey'e sorup sorman zaten, sorma iddiası. Yani sen iki tane evi mi var, kaç tane evi var diye Gülden'e sordun mu, sormadın mı? Bana bu bölüm lazım demedin mi sen bana? Bunun evi var mı? Ev amca, evi var mı? İki tane evi var, o yetimlerin dedim. Bana evler lazım diyorsun, demedin mi? İnkar et. Niye kapadım? Açsan söylesin yani, evi var mı yok mu? Bence zaten bunu bak, bana nasıl Gülden Hanım düşünsün ya. Yani. Terbiyesiz Gülden ya. Hanım'ın bunu tamam, düşünmesi lazım diye düşünüyorum ben. Öyle değil mi? Nasıl efendim? Yani Gülden Hanım bunu düşünecek. Yani sizin bu sözleriniz üzerine Gülden Hanım'ın düşünmesi lazım. Cüneyt'in tuttuğum eli bırakmam demesinin bir anlamı yok. Gülden'in düşünmesi lazım Safiye'nin düştüğü durumu ve eğer size inanıyorsa, siz de sonuçta hayatınızın bir bölümünü paylaşmışsınız. Evet. Yani size eğer inanıyorsa buna onun karar vermesi lazım. Yarın bir gün Gülden Hanım da, Cüneyt buna cevap verin. Yani yarın bir gün Gülden Hanım da benim iki tane evim vardı Cüneyt, bunların ikisini satalım da İstanbul'da bir yaşam kuralım dedi. Sattım verdim diye buraya gelirse. Gelecek zaten ki. Cüneyt, duyuyor musun beni? Müge abla, duyuyor musunuz beni? He, duyuyorum. Yani önemli olan o yani aslında. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın şunu söyleyeceğim. Erdoğan Efendi. Erdoğan Efendi mi oldu? Amcaydı daha düne kadar. Ne oldu? Bahsettiğin ev var ya, bahsettiğin ev. Resmi olarak iki tane evladım üzerine geçirilmiştir. Başka bir konum var mı? Onu da araştırdın demek ümitlerin kayboldu. Ben hiçbir şey araştırmadım. Araştırmışım. Baksana nereden biliyorsun? Bir tane ev yeni geçti. Yeni gözümün önünde geçti. Tabii. Başka bir konum var mı? Ne zaman geçti? Demek helal olsun yani. Bir dakika, ne zaman geçti? Çocukların üzerinde o evler teslim edildi. Ne zaman? Şart tamam mı? Sen şimdi... Cüneyt bir dakika, bir dakika, ne zaman geçti çocukların üstüne? Müge Hanım, yeni geçti diyorum. Bakın bunun içinde zaten yani... Ben nişanlımı bağlatmak da istemiyorum. Hiç hayır, yeni geçti dediğin zaten sen 5 Ocak'ta aramışsın. Biz kaç Şubat'tayız işte? Yani Şubat ayındayız Müge Hanım, bugün 16 Şubat. Tamam işte, yani 5 Ocak'ta 2 ay için, yani 1,5 ay içinde evler geçti mi yani çocukların üzerine? Dolandırıcı yapar toparlaşmış. Müge Hanım, demek diyorsun. Ki o zaman Gülden'in ailesi devreye girdi, çocukların üzerine mi geçir dedi evleri? Müge Hanım, zaten bunu ben teklif ettim. Bunu da bizzat sorabilirsiniz ama ben nişanlımı hiçbir şekilde buraya sen bağlamayacağım. Konuyu kapatıyorum ve konu hakkında konuşmayacağım. Hayır, sen niye karışıyorsun ki nişanlının evine, ister verir ister vermez. Bu mevzu nasıl geçti? Demek ki Gülden'in ailesi devreye girdi. Evleri çocukların üzerine yapacaksın dedi. Yani ki... En azından yani eğer gerçekten geçirildiyse... Ya ben işte hep şunu söylüyorum yani, bu kadınların yanında da bir tane şöyle bir... Aklı başında bir kadın ya da adam, bak birisi olması lazım o zaman böyle yap diye. Tabii, yani arkasında bir aile ya da işte bir yakını olduğu zaman yani beraber olup olmamasına oluyor. Söz geçiremezsin. Tabii. Ama eğer bu şekilde parasını saçtığını düşünüyorsan. Aileye gerek var mı? Biz buradan bangır bangır bangırıyoruz. Gülben Hanım'a bu neyse, Gülden Hanım'a diyoruz ki bak şu anda Safiye'nin düştüğü durumu dikkate al. Erdoğan Bey'in Cüneyt'in sorularına karşılık verdiği cevapları da duy. Cüneyt Bey'in seninle olan beraberliği, yaklaşmasının sebebini de artık gör. Yani 3 gün sonra da sizin de söylediğiniz gibi Müge Hanım gelip de buraya ya eyvah Cüneyt'e ben 2 daire teslim ettim diye burada artık gözyaşı dökmeyin. Yani burası da ağlama duvarı değil.
Yani göz göre göre kalkıp gözünüze çöp sokuyorsunuz. Başka izah yok. Başka kimsenin ananın babanın ikazına da gerek yok. Biz burada bütün ana babaların ikazının üstünde açık sözde aynı şeyi 4 defa tekrar ederek uyarıyoruz sizleri. Siz bütün bunlara rağmen hala gerekeni yapıyorsanız artık ben Cüneyt Bey de dolandırdı demem. Cüneyt Bey de diyebilir ki kardeşim siz de söylemediniz mi? Evet. Uyarmadınız mı? Evet. Buna rağmen bu hanımefendiyle ben beraber oldum. Gereğini yaptım. Artık bu dolandırma değil. Benimle beraber güzel vakit geçirmek için gözünü kırpmadan harcamaları yaptı. Ben de kemale afiyetle yedim. Ben de o zaman derim ki Cüneyt Bey afiyetler olsun sana. Başka bir şey yok. Vallahi o konuda ben size katılıyorum. Vallahi ben derim kardeşim. Çünkü artık bu saatten sonra kimse evet. de Cüneyt beni dolandırdı demesin. Demesin tabii. Demesin artık dolandırıcı kelimesini kullanmasın. Artık Cüneyt Bey'i de dolandırıcı diye ikide bir ortaya atmanın manası yok. Yok artık. Adam diyor ki ben bu tinette bir insanım. Ben bu düşük görüşte bir insanım. Ben beraber olduğum hanımların parasını yemekten zevk alıyorum. Ama bu beraber yiyoruz, beraber harcıyoruz. Bunu bile bile o ister bir kadın, ister bir erkek beraber olduğu hanımla beraberliğini devam ettirirken şimdi biraz önce Erdoğan Bey de dedi ki bu kadın benim 250 bin liramı 2 sene içerisinde dolandırdı. Evet. Bu zaten dolandırdığı suçunun unsuru olarak kabul edilmez. Tabii canım orada dolandırıcı beraberken yok. Bir kadınla bir erkek beraberken yemiş içmişler sarf etmişler bunda dolandırıcılık yok. Tabii bilhassa bir erkek beraber olduğu hanımla beraber geçirdiği günlerini herhalde kadının çantasını gözeterek yaşamaz yani. Erkek elini cebine atacak. Erkek sarfı yapacak. Tabii. Gittiği her yerde gerekli erkekliğini gösterecek. Tabii. Ondan sonra da ayrıldıktan sonra da bu kadınla beraber ben 2 sene yaşadım. Ama benim 200 bin liram gitti. 2 milyonluğuna gider. Herkesin kendi cebine göre bir şey. Tabii ki sarf edeceksin. O kadın da sana 2 senesini vermiş. O kadın da sana 2 sene her türlü güzelliğini vermiş. Her şeyin bir karşılığı var. Öyle değil mi Müge Hanım? Nerede o erkek? Bilemem. Ben düşündüğümü söylüyorum. Benim bildiğim erkeklik bu. Sizin tanıdığınız kadınlar, evet. Hocam sizin tanıdığınız kadınlar demek ki düzgün kadınlar ki. Siz böyle bir hayat bekliyorsunuz kadınlar. Ama bizim de çatıyor bazen Gülden şimdi çattı. 10 yaş büyük adamdan. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.